Aynen. Çok alışık olmadıkları bir durumda oynadılar. Nedense ben bu arada Heimerdinger yasaklamasını ilk maçtan sonra bekliyordum. Onu Ben da yapmadılar. Ben anlamadım niye yasaklamadıklarını. Bence ikinci defa oynanacağını düşünmüyorlardı. Hani bir kere yaptılar. Böyle bir topları vardı, kullandı gibi düşündüler. Ya şimdi şöyle de, düşün. Dünya üzerinde Heimerdinger'ı Unicorns of Love'ın ikinci kere oynamayacağını düşünen tek 6 kişi bu takımdadır herhalde. Ya sinirlendim şu an sen böyle söyleyince. Aman abi. Ya şöyle basit bir şey var aslında. Bir şey doğru gittiyse onu tekrar değiştirmeye yaparsın. Gerek yok. Aynen öyle, tekrar yaparsın yani. Yani alt kurda orada en zayıf halkası aslında şeyin Unicorns of Love'ın alt kurda gibi gözüktü. Ve oradaki zayıflığı bu şekilde kapatıyorlar şu ana kadar. Yani Türkiye'den örnek vereceğim. Kötü anılar canlanmasın ama Royal Youth kaç kere üst üste Jarvan'la Tullius oynadı? Evet. Her seferinde de çalıştı. Aynı mantık yani. Bir şey çalışıyorsa yasaklarsın artık. O takıma rakipsen ve bu maçın da seçim yasaklama aşamasına geçiş yaptık. Yasaklamalar geldi. Rakan seçildi ilk seçimden. Vulcan'ın kendini çok rahat hissettiği bir şampiyon. Ama çok da kötü oynamıştı bir önceki karşılaşmada. Ya Mammoth tabii şu an çok kendine güvenli. Mammoth bu maçı yenerse tiebreak yok. Evet. Mammoth birinci çıkıyor. Unicorns of Love ikinci çıkıyor. Ve yani çok da iyi şampiyon aldı bu arada. Dünya şampiyonasında da ilk büyük sürprizi böylelikle yaşamış olacağız. Eğer Mammoth kazanırsa. Okyanusya tarihinde ilk kez üst tura adım atacaklar. Ve i̇lk bunu NA üçüncüsünü yenerek yapacaklar. Aynen öyle. İlk defa bu kadar yakınlar. Bu arada yani yasaklama seçmek ya yasaklama Avril Demir, Syndra, Morgan'ı diğer tarafta Pantheon'a artık alıştık. Kiana ve Rumble. İlk tercih Rakan geldi aslında bu alışılmışın dışında dünden çok daha farklı bir senaryo. Bu grubun hikayesi zaten farklı. Ve şöyle baktığımızda... Gangplank geldi üst tarafa. Gangplank bu arada kör seçim yapabileceğiniz şu an nadir üst koridorlardan bir tanesi gibi. Yani geçen hakikaten maç gördük nasıl tuttuğunu. Şöyle koridor kaybedebiliyor. Ama her koridoru bir şekilde idare edebiliyor. Yani çok net bir kontra tercihi yokmuş gibi gözüküyor ben şu ana kadar. Ben koridor kaybetmediğini düşünüyorum. Ya şöyle kaybediyor İyi ama... İyi oynayan var, kötü oynayan var. Aynen. Kaybediyor ama kaybettiğinin hissiyatı çok fazla değil. 2-3 milyon, 10 milyon geriye düşüyor ama 10 milyonu zaten pasifiyle birlikte hallediyor, topluyor. Hallediyor. Çok büyük problem olmuyor. Belli bir dakikadan sonra zaten güçlenen bir şampiyon. Hatta hiper taşıyıcı rolüne bürünüyor bir yerden sonra. Az önceki maçta... O maçı her zaman görmeyiz zaten. O eşya düzeninde her zaman görmeyiz ama. Dün bir dayak yedi Gangplank. Hani evet. Karşısını Camille ve global etkilerden ötürü. Ama senin de dediğin gibi ben Gangplank'in kolay kolay özellikle Pençe ile beraber koridor kaybedeceğini düşünmüyorum. İnanmıyorum öyle bir şey olduğuna. Ki çok güzel bir önlem aldılar. Aynen. Gangplank'e karşı iyi olabilecek iki tane üst koridor şampiyonu gitti. Vlad aslında da nişancı yasaklanmıştı. Olan. Aslında nişancı... Ya Vladimir'de de şöyle bir durum var. İki tarafta karşılıklı güçleniyor aslında. Ama kule altına dalıştan ötürü Gangplank biraz zorlanabiliyor. Altı evet. Seviye sonrası. Eğer ki Rek'Sai'de varken bunu çok rahat yapabilirlerdi. Sıkıntı şurada orada da. Vladimir de erken safhalarda çok iyi ittirebilen bir şampiyon değil koridora. O yüzden kule altını hazırlaması çok kolay olmuyor açıkçası evet. Vladimir'le. Ya dediğin gibi Camille ya da ayrı ittirmede onu dövebilecek bir Fiora gibi tercihler... Bir ihtimal dövüşmeyi seven, birebir dövüşmeyi seven şampiyonlar Gangplank'e karşı oyun ilerleyen safhalarında öne geçebiliyor. Erken safhalarda yardım alıp öne geçebiliyor. Ama bunun dışında alacağınız şu anda metada oynanan üst koridor şampiyonları Gangplank'i dur diyemiyor. Evet. Yani bu arada LeBlanc... engelliyor, biraz güçlenmesini yavaşlatıyor o kadar. Körlemesine bir LeBlanc bu. Desteklerini bu kadar saklamaya gerek var mıydı? Orta koridora karşı seçim yapabilme şansları varken... Ya çok böyle fantastik bir şey mi çıkaracaklar diye merak ediyorum. Evet dediğin gibi yani... Ya şunu yapmayı başardı şu an Clutch Game. LeBlanc'ın karşısında evet ilk 5 seviyede yine LeBlanc'ın bir skor tehdidi var. Artı ama, eskisi kadar kuvvetli de değildi değil, Sandra. Değil. Koridor ritme konusunda özellikle. Ama 6 seviye olduktan sonra LeBlanc'ı çok rahat durdurabilecek bir şampiyon. Ben Galio da beklerdim burada. Bugün Galio da çok iyi sonuç verdi. Evet. Ama LeBlanc bu şekilde göstermek, iki tane sola koridorunu erkenden açığa çıkarmak ve desteği sona bırakmak acaba Mammoth için en iyi senaryo muydu? Çok değişik bir şey gelmesi lazım. Brand tarzı bir şey gelmesi lazım ki böyle Brand'i örnek olarak görüyorum. Aynen. Ne kadar Zyra Brand. Al işte mesela. Böyle bir şey olabilir. Aynen öyle. Bu arada aşağı koridor çok kırılgan bir koridor. Rakan artı Kai'Sa. Bunu yapacaksan mesela bir anlamı yoktu orta koridoru göstermenin. Yani evet katılıyorum. Bu koridor ama eğer çıkarsa Alistar o koridordan etkisi çok fazla olacak. Yani haritaya daha fazla hükmedecekler. Rakan oyun yapabilecek bir şampiyon.
Az önce gördük. Yani mesafe tanımadan savaşı başlatabiliyor. Kai'Sa zaten kitle kontrolü bol olan bir takımda yani istediği yere gidebilir. O yüzden erken safhada Mammut'un bence aşağı koridoru bir kitlemesi lazım. Bir yok etmesi lazım ki rahat nefes alabilsinler sonra. Bu arada onun için de seçimi aldılar. Alistar ve Zaya. Ya Alistar özellikle menzili kısa nişancılara karşı çok iyi bir silah. Çünkü minyon almaya geldiğinde kombonuzla birlikte giriyorsunuz ve rakip nişancıyı bir anda durduruyorsunuz. Artı takım arkadaşınız da takip edebiliyorsa Alistar'ın kendi hasarı da çok fazla olduğu için bir anda skor tehdidi oluşabiliyor. O yüzden Kai'Sa'nın da böyle yetenekleri Alistar kombosundan kaçabilecek yeteneklere sahip olmadığı için problem yaşayacaklar. İleriki safhalarda belki bir şeyler olabilir ama 6'dan sonra yani ultiyle savaştan çıkabilir ama 6 öncesinde özellikle ultisi de yokken çok zor bir koridor açması bekliyor. Ya sıçrasını atacak bir noktada. Evet. Ve işin güzel bir tarafı da şu. Rakan rakip takıma doğru gittiğinde yani Alistar ona en yakın şampiyonu biri geri itebiliyor. Yani katılmasına da izin vermiyor. 5 seviye öncesinde. O yüzden ya yani, 6'dan sonra da bu arada Rakan'ın geri dönüşünü falan da engelleyebiliyor. Aynen. Kendi ultisini kullanıp. Aynen. Öyle bir avantajı da var. Alistar seçimi ya son seçim için çok sürpriz değil ama en azından Alistar'ı rakip kompozisyonu biraz da gördükten sonra aldı. Rakipte Alistar'dan böyle çok net kurtulacak bir şampiyon yok. Evet. Böyle bir avantajları var. Yani Alistar'ın o menziline girdi mi atmadığınız sürece yakalanacaksınız bu takımla. Lissandra bir ihtimal pençesine dönebilir. O kadar. Ama işte şey yani konuştuğumuz konu. Alistar'ı yine dördüncü alıp sonradan belki orta koridorda. Şeyi düşündüler ama Johnny ya. Son iki tercihin çok akrobatik şampiyonlar olursa Alistar kombosundan kaçabilirse sıkıntıya düşeceğini düşündüler. Bir ihtimal anlam verebiliyorum. Bir de şöyle bir nokta var. Alistar'ı orada seçselerdi Clutch Gaming ona göre de seçim yapabilirdi. Ondan bahsediyorum zaten. Üst koridora belki de Ryze gelmeyecek. Daha mobil bir şampiyon gelecekti. Belki de, belki de. Daha mobil. Kamil falan. Bir şeyler Destiny olacak bu arada bu sene içerisinde 8 kere Alistar oynadı. İlk mevsim 6 maçın ikisini kazanabildi ama ikinci mevsim oynadığı 2 maçı da kazandı Alistar'la. Bakalım bu 3. maçı olacak. 2. mevsim sınırları çerçevesinde. 3'te 3 yapabilecek mi? Bu arada Alistar deyince esas... Bu kostüm dönemde kostüm güzel. Bu kostümü görünce de benim Kaan Kural geliyor aklıma. Evet. Herhangi bir kostümde zaten Kaan Kural aklımıza geliyor ama. Buna çok takık ama. Bu evet abi. Şampiyon bazında Beryl yani belki de şu an bulunduğumuz turun içerisindeki en Alistar'la herhalde fark yapan oyuncudur. Onun Alistar'ı her zaman yasaklanır. Neden yasaklanır dair en azından şampiyon bazında bir fikir elde edebiliriz bu maçta. Böyle iki tarafta ormancısını güzel bir başlangıç yaptı. Ya şöyle bir noktadan sonra o Alistar Malphite etkisi yaratabiliyor doğru pozisyondan geldi. Evet. Onu unutmayalım. 3 kişilik 4 kişilik kombolar geldiğini görebiliyoruz. Bunu yapması çok zor. İyi Alistar oyuncularını ayıran, normal Alistar oyuncularından iyi Alistar oyuncularını ayıran özellikle zaten... İşte bu gibi hareketler. Tam bu gibi hareketler işte. Vulcan'ı kuleye atmayı başardı Destiny orada. Birinci seviyesi biraz sıkıntılı Alistar'ın. Bunun bildikleri için üzerine oynamaya çalıştılar ama bir anda kule altında buldu Vulcan kendini. Ya şu, doğru pozisyonu bulup takımdan ayrı kalması gerekiyor eğer savaş başlatacaksa Alistar'ın. Arkalardan, aynı sağdan, soldan. Aynı Tolerant'ın aslında finalde yaptığı gibi. Aynen öyle. İyi Alistar oyuncusuna ayıran özellik o pozisyonları kovalayabilmesi. Ya benim için de şu minyona W atıp sıçrayıp rakibin içerisine girebiliyorsa... O iyi Alistar. O fantastik Alistar'dır hatta. O montaj mı diyor? Evet. Senin standartlar biraz düşükmüş öyle. Sana düşük mü? Bunu kim yapabiliyor? Tom Balıklı. Ey Tom Balıklı sorarım sana. İşte solo queue'da herhangi bir oyuncu. Alistar OTP. Aynen öyle. OTP olan herhangi bir Alistar. Alistar OTP olmak bu arada. Var. Helikopter var abi. Abi kafayı yersin. Maça bir geri dönelim çünkü Baybip hop son anda gördü. Çünkü orada. Lira. Ya Lira gerçekten bu turnuvada kendini unutmuş gibi oynuyor. Evet. Niye gözüktü orada? Güzel. O da bilmiyor var bence. Lee Sin maçı da faciaydı Lira'nın. Evet. Hatta eski Royal Youth koçu, daha doğrusu Royal Bandits koçu Bloomigan'ın bir tweet'i vardı. Lira Polonya'da olsa Polonya'daki en iyi 12 ormancıdan biri olurdu. Muhtemelen 12. olurdu diye. TFT'deki ilk 8 gibi. Aynen öyle.
Ama burada en azından Yampiri yengeç almayı başardı. En yukarı koridor Rice. Koridordaki üstünlüğü ele geçirdiği için rahat bir şekilde aldı orada. Bir de Rek'Sai birebir de güçlü bir şampiyon. Evet. O riski almaya gerek yok. Ya Jarvan'ın da birebir kötü değil ama Rek'Sai Jarvan'ı biraz bozabiliyor o konuda ya. Jarvan'la EQ'nuz kaçtığı anda ne kaçışınız var ne ekstra hasarınız var. Yalnız burada Fajr da zor anlar yaşıyor. Sürekli sihirli yıldız kafasına düşüyor. Ya bu mesela sıkıntıya düşürecek bir eşleşme Gangplank erken sıfırlarda. Bakalım ne kadar geri düşecek ama. Ama onun koridoru için kazanmak için almış zaten Huni buradaki tercihini. Amacı o. Yani hem seçim hem dediğin gibi rün tercihi o koridorda üstün gelmek için. Ama facia olmadığı sürece sorun olmayacaktır. Ne yaptı? Şey yaptı. Şey ölü taklidi yap, ölü taklidi. ben anlamadım bile o dedi. Peki. Orada aşağıda da ittirme üstünlüğü Mamut tarafındayken Bobby oraya geldi ama biraz vakit kaybediyor çünkü bir totemin üzerinde. Orada görüş var. Bu da Rek'Sai için çeşitli fırsatlar yaratıyor. O da ormanında. Jarvan tecrübe ve kamp kaybederken, vakit kaybederken 33 tane canavarı kesmiş bile. Aradaki seviye farkı da 1 şu an. Ama yani bunu hep söylüyoruz. Ormandaki seviye farkı çok hızlı kapanabilen bir fark. Ama 6. seviyeye önce ulaşmak çok şeyi değiştirir. Koridorda da Huni sürekli olarak tabi haliyle koridorunu ittiriyor ve facı olabildiğince darlamaya çalışıyor koridorda ve kule altında. Triple'ın çok fazla manası kalmamış burada. Şimdi bu arada dönüp gözyaşı üzerine bir de kristal almış. Hatta ekstradan bir de tılsımı var. Tılsım da sonradan satılacak. Bir tılsım olacak mı göreceğiz. Yani yapabileceği bir şey yok gibi duruyor. O tılsım şey ya. Paran artıyor. Belki hani böyle birazcık daha rahat eskiye göre aslan ki şey yapıyorlardı. Görkemli zafer tarzında bir şeye doğru gidebilirse. Yani ama tılsımdan yapılmıyor ki o. Tılsımdan doğru tılsımdan yapılmıyor. Tılsımdan yapılacağı bir... O da tılsımdan yapılmıyor. Ne yapılıyor? Tılsımdan kefaret yapılıyor. Yok o zaman yok. Aten yok, yapılıyor. Yok. Tamam. O tılsım yani, satılacak abi. O tılsım tamam. Satılacak. Tamam. Ben bayağı bir uçtum gittim. Çok mu TFT oynadın bu arada dönü? TFT'de de yok ki eşya. İşte. Ya tılsımdan yapabileceğin hiçbir şey yok. Doğru tamam onu satacağım. Tamam. Tam dayı anlaştık. Aten yapabilir anca. Yok değil yok mi? Ne işi var? Aten kefaret. Hayır yapabileceği eşya olarak. Buhurdanlık. Yapmayacaktır yani... da yapabileceği eşya. Yok yapmaz abi ne işi var bunlarla tamam. Beni kurtarmaya çalışmayın. Beni hayır bırakın, abi aten yapacak ya. Kullanacak o tılsımı beni ya. Beni kurtarmaya çalışmayın. Of. Yalnız Pac gerçekten burada o çalıya yaklaştığına pişman oldu. Bence Fudge bu koridora geldiğinde pişman oldu en başından beri. Bayağı bir dayak yedi. Ama işler Mion'da değişebilir. İyi durumda. İşler evet. Değişebilir. Ya dediğim gibi aslında Gangplank'te zorlanıyor şu an. Evet çok zor bir koridor aşaması geçiriyor ama senin dediğin Mion'a bakıyoruz 3 Mion geride. 3 Mion Gangplank için hiçbir şey değil. Ya zaten muhtemelen altına baksak önde çıkacak. Olabilir. Ekstra pasiften gelen, daha doğrusu Q yeteneğinden gelen, çakar almazdan aynen gelen. Triple burada Lyra ona bir ziyarete bulunacak mı acaba? Lyra oraya doğru geliyor ama mavi güçlendirmeyi çok rahat alacak Triple. Şimdi vur kaçı yok. Lyra ne? Orada geldi Lyra nereye? Triple'ın hala sıçrası var ve Vulcan'ın gelişiyle birlikte burada sıçrayı kullandı Triple hemen. Bu arada ben Lyra'dan beklerdim sıçrayı direkt kullanmasını. Ben de bu arada Damonte. Kullansa çünkü Damonte ve orada Vulcan yetişebilirdi pozisyona. Yalnız Fudge gerçekten hayatının en zor eşleşmelerinden birini oynuyor şu anda. Ama yine kurtardı de 5 gibi, milyon kurtardı girdi. Gibi. Ya Huni tamam. Şurada sıçra WQ atsa evet. Geliyor mu? Hayır durdurmak için yaptı bunu. Evet. Fudge birazcık daha vakit kaybettirdi. Bu da eşittir. Bu bir çok kuşatma minyon, kuşatma minyonu olmayan bir dalga olduğu için orada bayağı bir zarar vermiş oldu. Evet, aynen yetişemeyecek. Öyle. Yetişemeyecek. Yani bu minyon dalgası. Yürümek gitti. Zorunda zaten. Bu minyon dalgasını komple kaybetti Fudge. Bu arada ultinin belki de en güzel kullanımlardan, en böyle yüksek IQ'lu kullanımlarından evet. Bir tanesiydi. Huni tarafından.
Rakibi 1 milyon dalgasından etti bu şekilde. Risk almak istemedi. Aslında o riski alsa büyük ihtimalle skor alıp çıkabilirdi bile orada. Bence girmesi mi? Zaten orada çok büyük bir zafer elde etti ya. Evet evet. Yani 6 milyon boşa gitti. Ve çok rahat bir geri dönüş zamanlaması buldu kendisi için. Belki de yukarı tarafa birazcık müdahale etse şu an fena olmayacak. Çünkü oradan... Ama kitle Orice... kontrol yok. Orice kaçar oradan her türlü. Ya, bir... ya sadece Jarvan'a yakıyorsun. Yani aynen. Belki de onu deneyip en azından Ryze'ın bu... Ya şeyi hatırlatıyor bana. Bizim dün yaptığımız maçlarda hani Nuguri böyle bedava kastı sonra bir geldi mahvetti ya bizi. Ya öyle bir senaryoya doğru gidiyor. Ama o maçın öyle olacağı çok belliydi ya. Ya o maçta ama... Ya seçim yasaklama aşaması bittiği anda o maçın öyle olacağı belliydi zaten. O maçta şöyle bir enstantane var. Verdim zehir nokumu. O maçta şöyle bir enstantane var. Klepto yani Arakçürünü artı destek eşyası ekstra altınla geldi Nuguri. Burada sadece yaratabileceğim minyon farkıyla gelecek Ryze. Artık çok kitle kontrolü var ya Ryze. Yalnız ortada çok yüksek bir hasar triple'a. Şimdi Lyra sıçrası da var. Burada bir oyun dener mi acaba? Denemedi. Triple yine minyonları almayı başardı. Yani Ryze'a karşı Alistar'ları var, Jarvan'ları var, LeBlanc'ları var. O Ryze'ın hasar verecek pozisyona girmesi bayağı sıkıntılı olacak bu karşılaşmada. Ama ayrı kittirmedi evet, büyük tehdit olacak. Yalnız, çok büyük tehdit olacak hatta. Lyra da şu ana kadar neredeyse bütün yampirileri aldı. %80'ini aldı yampirilerin. Teknik koridorlar sıkıntı yaşıyor şu an itibariyle Mammut'un. Yukarı taraf zaten yok yani nehre çıkması mümkün değil. Ortada problem yaşıyor. O yüzden yani, çok normal ya. Birebir de kaybedecek şu an gitse. Fajda... Fajın kazandığı ilk takas. Rocky gibi sonunda bir karşılık verdi. O da kanıyormuş ama... Matarası var. Çok bir şey değişmeyecek ama. Ya aslında bu değişmiş Ryze yani nispeten geçmişe göre daha az tank ve daha böyle kırılgan olduğunu biliyoruz ama. Daha da fazla hasar veriyor. Evet. Özellikle yani seviyeleri aldıkça minyon dalgası kontrolü inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Ya bir de eskiden eski Ryze'de ikinci E gelene kadar falan minyon arasında saklanabiliyordu. Bunda öyle bir şey diyor. Minyon arasında dövmeye başlıyor seni. O yüzden minyonlarda çözüm olmuyor. Genelde kaçman gerekiyor. Kaçamıyorsun da çok rahat bir şekilde. Oraya bir sihirişen alacağız anladığım kadarıyla değil mi? Yani bir şey gelmesi lazım o Gangplank'ı hayatı tutmak için. Sihirişen mi emin değilim o ya. Büyü direncine ihtiyacı var bu karşılaşmada evet. Zaten. Koridor değişikliği geldi bu arada. Sihirişen gelir mi emin değilim ama. Orada okyanus ejderi çıkacak. O yüzden hani oradaki dikkat daha çok dağılıp Clutch Gaming tarafından yukarı tarafa doğru dönüldü. Orada yalnız bir buraya alamet. Şimdi 3 kişi geliyorlar yukarıya. Alamet yani. Clutch Gaming o tarafta aktif bir oyun. Baby'i yakaladılar. Baby son anda yani o komboyu 0.5 saniye erken yapsa havaya kalktığı için gidemeyecekti. Burada sen şeye baktın mı? Oo. Yalnız Huni ile Fudge arasındaki birebir. Fudge burada neredeyse birebir kazanmak üzere. Fudge'ın sıçrası da var ama Huni daha erken attı o sıçrayı. İşler burası değişti. Burası nasıl böyle değişti gelişti bilmiyorum ama Fudge burada üstünlüğünü kabul ettirdi şu anda. Bahsettiğimiz Gangplank tam olarak bu oluyor zaten. Yani geri döndü sonunda. Üçlü kuvvete kadar problem. Daha üçlü kuvveti bile bitmedi. Üçlü kuvvetten sonra bir şekilde kazanmaya başlıyor. Ama burayı nasıl bu hale getirdi Huni? Muhtemelen. Huni kleden hasar yedi muhtemelen. Muhtemelen iki tane de varil falan yedi. Varil kombosu yedi. Çok mu kendi güven? Bu arada ışından da gitti. Fudge burada yürüyerek ışınlanı evet tutabilecek pozisyonda. Bu da yukarıdaki hani yapılan koridor değişimini aslında etkileyen bir durum. Çünkü yukarı tarafa ilk ışınlanacak taraf Fudge olacak. Huni geç kalacak. O da alametin başlamasını engeller Clutch Gaming için. Aynen öyle. Fudge burada 3 tane minyonu feda etti ama karşılığında ışınlanını tuttu. Çok iyi bir takas bence. Çok iyi takas. Yani burada şimdi... Ama bu ışınlan varken bir şeyler denemeleri gerekiyor. Yoksa... Aynen o da var. Kayıp olacak bu. İkinci okyanus. Sadece 3 tane minyon da değil, bir tane de barikat altını kaybedin. Evet. Doğru. Yani 2 tane okyanus yine... Clutch'ın işine yarayabilecek bir ejder çünkü... Play'in aşaması çok okyanus yaptı ya. Çok, aynen, onu diyecektim. Her maçta 2-3 tane görüyoruz. Ryze'in Lissandra'nın çok işine yarayan bir ejder ya bu. Ya bir tanesi kafi ama ya 2-3.
abartı bir yerden sonra. Yani. Almasınlar mı Johnny? Bedava önünde duruyor. Da. Ben hatırlıyorum Johnny. Geçen hangi maçtı? Galiba War Angel'da Ezreal oynuyordu. 3 tane Okyanus Ejderi 25-25 yanıl oluyordu Ezreal'ın. Maçta da şey vardı. 3 Okyanus üzerine Nar utanmadan bir de Warmog yapmış. Ne yapıyorsun dedi bir yer. Şey oldu. Bu işte aynı. Aynı maç. Bugax'tı, evet. Bugax'tı, evet. Warmog vardı ya adamda. Ama işte yukarı tarafta bakalım başlayabilecekler mi? Orada görüşü de almayı başardı ama işte o ışınlanın yokluğu onları birazcık durduruyor. O yüzden orta koridorda ve yukarı koridorda Minyon Dogs'ı tamamen kontrol etmek istiyorlar. Yalnız Triple'da ödenini bitirdiği için rahat rahat minyonları biçebiliyor artık. Bütün minyonları bir düz vuruş, bir tane vur kaç, minyon dalgası bitti. Başladı sonunda. Bakalım buna karşı koymak yok, isteyecek başlamadı. Mi Mahmut? Ama vazgeçti. Öyle bir kışkırttı ya geçerken. Asıl hedefleri Triple'ı öldürmek. Triple'ı yemliyorlar şu anda ama. Triple agresif oynamıyor ki. Yemleme şansları yok. Ya Triple zaten Lissandra'yı birebir de kesemeyeceğinin farkında. Bu arada Damonte'de 160 minyon kesmiş 15. dakikaya girerken. Çok iyi durumda. Daha doğrusu 16'ya girerken. O da kemir bitirdi. Ya işte Hun'un aşağı tarafta yaptığı hata bence Kılıç'ın bayağı bir oyun planını bozdu ya. Çok yavaşlattı. Çok yavaşlattı. Yani bu dakikaları kazanmayı amaçlıyorlar zaten şu an. Rexa'yı gittikçe düşecek. Her Resmi, geçen dakika daha da güçsüzleşecek Rexy'yi. Burada yakalar mı diye baktım. Jarvan'a çok bir şey olmayacak. Hop. Şimdi Fudge kule altında zor bir durumda. Ultisini kullandı. Buradan çıkması oldukça zor görünüyor. En azından bir skor istiyor. Aldouni bir kere daha patlayacak ve çok Serap güzel bir Serap'ın şefkati. İlk kan geliyor burada. Ama. Karşında alamet. Yani teselli burada şey olabilir. Kule barikatları gitmişken bu alametin değeri biraz daha azalıyor tabii. İlk kuleyi de alacak. Evet. Bu tarafta Huni'ye gidecek. Tekli altın parası. Yani güzel bir takas oldu aslında onlar adına. Baktılar alt koridordan üst koridordan o alameti alamayacaklar. Bu arada Fajin attı ulti. Ulti değil de bu varil biraz sıkıntılı. Varil de sıkıntı yani ikisi de sanki daha iyi kullanılabilirdi ya yetenekli. Artı sıçrayı Huni'nin kafasına atsa. Evet. Huni vursa mursa bir şey yapsa. Evet. Ya orada öleceği belli çünkü. Huni'den kaçsa Rexy ultisi var. Rexy ultisi düşürecek. Huni'den iyi oyun bu arada. Orta koridora geldi hemen ve bu kuleyi de aldı. Şimdi savaş çıkarmak istiyorlar ama Baby son anda çıktı oradan. Orada Baby'nin üzerinde de alamet gözü var. Bakalım nereye kullanmak isteyecekler. Orada bir tane hamleyle yaptıkları bir hamleyle iki tane kule aldılar ve oyunu biraz daha hızlandırdılar. Onlar adına da iyi bir duruma getirdiler açıkçası. Katılıyorum. Yani çok sakin geçiyordu koridorlar falan. Evet koridorlarda üstünler bu arada. Yani alt koridor dışında iki koridorda ciddi anlamda minyon döndü. Ama dakikalar onlar için saymaya başlamıştı yavaş yavaş. Ne proaktif olmak isteyen taraf onlardı. Evet. Ve sonunda bir aralık buldular. Aşağı tarafta yani Gangplank'in yani böyle senaryolarda ne kadar zorlandığını biliyoruz. Kule altı dalışlarında. Burada da Seraph'ın şefkatini çok iyi kullandı. Ben görmedim bu arada dolduğunu. Tam dolduğu anda muhtemelen yani sayıyorlardı orada. Belki de onu bekliyordu aşağı tarafta. Lira dolaşıyordu oralarda sürekli. Çünkü. Hızlı bir şekilde de doldurdu. 15. dakikada Seraph'ın şefkati yükleri dolmuştu. Şimdi burada Vulcan'ı yakaladı. Vulcan orada hemen ultisini de açıyor. Arkadan King de yardıma geldi ama Huni'nin o kadar çok hasarı var ki. Morello bitmiş. 17. dakika 2 eşya. 1 ice. Yani Huni çok önde şu anda ve bunu da hissettiriyor. En azından yani Mamut için bir iyi bir şey de olmuş olabilir. Bir tane musibet bin tane nasihattan iyidir ya. O Ryze'ın hasarını gördüler. Bu dakikadan sonra Ryze'a çok uğraşacaklarını zannetmiyorum. Ama işte Huni ya Kılıç'ın kazandığı mücadelede de hatırlarsanız Tristana ile böyle bir potansiyeli ulaşmıştı. Queen ile çok iyi oynamıştı yine aynı şekilde. Yani tek başına bir tehdit. Birazcık ben onu çift taraflı bıçak gibi görüyorum. Ya zaten kariyeri çift taraflı bıçak olmakla aynen, geçiyor. Aynen. Holo holo. Ne? Al işte. Yani bunun üzerine gelmesi bıçağın şaşırdım. Diğer tarafı bu işte. Holo holo dedim ve adam gaza geldi. Zoe sandı kendini bir anda. Yalnız
Mamut da korkmuştur bu arada yalnız. Faci yakalandı şimdi. Faci ultisini de kullanıyor. Oradan çıkabilecek mi? Ve çıkmayı başardı. Çok güzel ulti var. Walker çok fazla hasar yiyor. Ve arkadan Destiny. Kimse sıçrı yaptı orada. Ne oldu sıçraya? Huni de öldü. Az önce attığı sıçranın cezasını ağır çekiyor. Ve hemen şuna bakıyoruz. Sol üstte ne ejderi var? Alev. Alev alev buralar Johnny. Huni'nin alev yaptığı almadı. Bir hata. Yani. Ya bu Huni'ye de kesmek yanlış olur. Huni'nin hatasından sonra clutch hata yaptı ya, aslında. Ama dayı ama bakar şimdi yok. Bunu tabii. Bir Huni'ye keselim. Bir keselim ondan sonra clutch'ı konuşalım. Ya Huni'ye kesmem ben bunu ya. Evet Huni hata yapıyor, o sıçrayı atıyor ama burada Fudge'in üzerine gitmeye ne gerek var? Bu Lira'nın hatası abi. Dümdüz. Hayır Fudge tek başına bak, burada. Bak Vulcan'ı da takip ediyor. Gitmelerinde sorun yok ama hayır, takım arkadaşları takip etmiyor. Hudi. Hudi değil ya Huni değil. Hudi sende Hudi. Düşünemeyecekleri belli. Bu biraz takım hatası. Tabii Huni'nin de o başlangıçtaki sıçrası ekstra bir skor anlamına geldi hayır, aslında. Bence orada 4 kişi gitselermiş çok rahat Fudge'ı öldürüp... Demiyorlar ki. Gangplank ultisi vardı orada. Ha, Gangplank ultisi gelene kadar orada çoktan Kodisan girebilirdi, Ryze girebilirdi. Attığı anda zaten yani Lira üzerine abandığı anda... Ulti geliyor, sonra sıçrayla geliyor Vulcan. Aynen. Ya bu arada ne olursa olsun takım arkadaşları bu kadar yakınken Gangplank'e bu kadar odaklanmak... Aradan çıkarız dediler ama yok olmadı o iş. Soru işareti. Ya zahmet çıktılar gibi. Apple? Tuttu hayali. İşte Vulcan her şeyini kullandı. Vulcan'ın buradan çıkışı olmayacak. Şimdi Lira da arada kalacak. Lira burada. Bakalım ne yapacak? Huni Lira geldi. Da düştü. Canavar geldi. Canavar. Hasar veriyor burada. Şimdi Huni orada skorları almaya geldi. Ve yandan Damonte'nin yardımıyla birlikte sadece Baybip'te Fajr'ı bıraktılar. Baybip de buradan çıkamayacak. Fajr da düşecek gibi duruyor. Bir an için hızlandı ama Kodisan hiçlik topu gelmek üzere. Bakalım hiçlik topu orada skor almaya yetecek mi? Yetmese bile yan taraftan. Kuleye gidiyor. Kule var zaten. Süre yetmeyecek. Her türlü bu skoru alacak Kodisan ve ne olursa olsun. Katliamın üzerine de Baron. Taze Baron. Yani ne olursa olsun o kulenin dar alanından geçmeyin. Bir yetenek geliyor oraya. Burada Baron'u da rahat bir şekilde alacaklar. Çünkü Ryze, çünkü Kai'Sa. Zaten bir şey değişmeyecekti. Her türlü evet. Orada Kai'Sa'yı ölecekti. Muhtemelen. Peki neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Az önce savaş kazandık. Neden bir daha savaşmayalım? Yani bu kadar basit. Güzeliz, hoşuz, yeneriz. Ya burada Valk'ına çok inandılar. Çok içeri girdiler. Evet. Ve ya dikkat edin dört bir taraftan Ryze soldan geliyor. Aşağıdan Lissandra yaklaşıyor ve Gangplank olay yerinde değil. Lissandra çok bir yerden geliyor bu arada. Aynen. Ya Gangplank geldiğinde zaten olay bitmiş. Fudge boşu boşuna gelmiş. Ölmek için gelmiş resmen. Ve burada bence iletişim hatası bu sefer Mamut tarafında ve ya bedeli çok daha büyük oldu. Bir destek için oyunu kaybettiler belki de. Evet. Bir destek skoru için. Ki kuşatma konusunda çok da iyi bir kompozisyona sahip değildi açıkçası Clutch. O yüzden bu Baron kritik olacaktı. Baron'u da çok erken aldılar. Ve dayı bir şey söyleyeceğim. Dikkat edersen Huni'nin hala ışınlanıp duruyor. Damonte'nin hala ışınlanıp duruyor. Bu oyunu Clutch Gaming yapmadı. Mamut resmen hediye etti. Evet. Ya evet, bunun için evet. Hiçbir kaynak kullanmadılar resmen. Yalnız triple! Holo. Tamam. Al işte bu da, bu da diğer şeyi. Diğer tarafı onun. Bıçağın diğer yüzü. Hadi bakalım. Adının hakkını verdi gerçekten. Yani triple 3 tane yeterek geldi orada öldü. Ama çok vuruyor şu an hakikaten. Yani çok vuruyor. Ya az önce... O hareketi yaptı. Bak. Oh. Yalnız Baybip şansını deniyordu şimdi Huni'den güzel bir kronometre geldi orada. Baybip arada kaldı. Son anda afeti kullansa da bu onu hayata tutmayacak. Afeti resmen Ryze attı bu arada ya. Tak diye orada Jarvan'ı yok etti. Damonte şansını deniyor. King yakalandığı gibi ultisini kullanmak zorunda kalıyor o da. Orada, çok kuşa dalmış. Evet. Çok normal bu kadar erken alması. Normalde takım gerideyken pek almak istemiyorsunuz hiçbirse. Hasar yetmeyeceği için. Ki ama mecbur bu maçta evet. Mecbur. Bu takımda LeBlanc geri düştü şu anda. LeBlanc'ın hasarı yok. Arkada ne oluyor? Triple geldi bir daha ölüyordu. Küçük top falan bir şey yok mu ya? Öyle baktım ama. Paralan kostümünü de gördük, imzayı gördük orada. Yalnız hani Clutch Gaming tempoyu arttırdı bir anda. İki tane İngiltere düşürdü ve bir sonraki tur için büyük bir avantaj elde ettiler. Bu açıdan iki tane İngiltere'yle beraber. Huni burada yakalanmış cosplay'i yapıyor. Ve güzel bir kronometre kullanımı görüyoruz burada. Zaten o birazdan Zoya'ya dönüşecek. Eşyasını almıştı. Aldı.
Aldım. Bu arada sıfır kronometreyle gitti. Yani tek kronometre vardı üzerinde, Zonya'yı bitirdi. Şey de vardı. Var mıydı? Şahsen... Var mıydı? Vardı. Okey. Zaten bayağı bir altın kastı aldı skorlarla birlikte. Ve maksimum verimi de aldı bu arada. Yani tabii canım. Güzel bir senaryo. O kronometreyi alıp kullanıp hemen ardından... Seni de üzüyor değil mi? Aynen. Kronometreyi kullanmadan Zonya'yı çevirmek içinden gelmiyor. Aynen ya. Ama kronometreyi yine satın alıp kullanabiliyorsunuz. Bir şey değişmiyor. Ona parayı vermek istemiyorsun bir de al sat al sat. Ya, almışken tam ya. Aynen. Beni en çok üzen ne? Eğer kronometreyi koruyucu meleğe çevireceksen. Kronometren abi, kullanmak istiyorsun onu. Abi çevirme diğer eşyaya başla. Şey yok, slot yok. Ha yani 4 eşya 5 eşya tabii, oldu. Tabii. Bu arada biz onu bırakalım maça bakalım. Çünkü pardon. Destiny biraz önde kaldı burada. Destiny'nin buradan çıkışı olmayacak diyecektim ki King orada eriyip bitti. Kodisan. İki skor Kodisan'dan. Lira ile da Monte'nin buradaki skorlarıyla birlikte. Son vuruşu yine Kodisan yapıyor. Ve 25 dakika sürmeden mücadele sona erecek. Clutch Gaming ben Worlds'de bir üst turu istiyorum ve ben bunu alacağım diyor. Çıkmayı garantilediler. Mamut'u yeniyor. Ve çok da erken bir galibiyet. Çıkmayı garantilediler şu an. Gruptan çıkmayı garantileyen ekip Clutch Gaming oldu. Şimdi Unicorns of Love. İki kere Clutch'ı yendi, iki kere Mamut'a yenildi ve önlerinde Mamut engeli var. Çok fena ya. Johnny önlerinde Mamut engeli var. Senaryoyu düşünebiliyor musun? Bence bu sefer kazanacaklar. Bu sefer olacak mı diyorsun? Ya çekildi. Bir zıpladı iki. Üçüncü de artık ya kazanmaları gerekiyor çünkü Unicorns of Love. Ya düşünsenize. Amerika'dan gelen takım iki kere çatır çatır yeniyorsunuz. Okyanus'a temsilcisini iki kere yenildiğiniz için şu an turnuva dışında kalma ihtimaliniz, riskiniz var ya. Ya bu riski indirgemeleri gerekiyor. Yani minimuma çekmeleri gerekiyor. Ben yapabileceklerini düşünüyorum.